Özel savaş politikaları dediğimiz kavramlar aslında bizim egemenlerin her zaman topluma bir direniş şubeyi oluşmasın diye uyguladığı politikaların bütünü. Aslında özel savaş politikaları bugünün konusu değil aslında. Biz hep bahsederiz. Kadının 9 katlına Tanrıç Allah'tan düşürülmesiyle başlayan süreçte erkeğin uyguladığı politikaların toplamıdır özel savaş. Bugün de Kürdistan'da direniş ödevi olarak gelişebilecek gençliğe karşı, kadınlara karşı, genç kadınlara karşı bu politikalar uygulanıyor. Aslında özel savaşın hedeflediği şey aslında gençliğin bir direniş karakterine bürünmeden nasıl başka yollara sevk edilebilecek. Aslında özel savaşın belli taktikleri var. İşte uyuşturucu, fuhuş, asimilasyon, kültürel yozlaştırma, ajanlaştırma gibi yöntemlerle aslında gençliğe ulaşması gereken hedefinden kopartıyorlar. Şimdi bugün baktığımızda en son HDP'nin 2022'deki raporunda Ahmet'teki bir uyuşturucu kullanma yaşının 9 yaşa kadar indiğini görüyoruz. Aslında bu basit bir veri değil aslında. 9 yaşındaki bir çocuğun bugün Ahmet'te uyuşturucu erişmesi aslında iktidarın, egemenlerin toplumu nasıl tamamen yok etmeye çalıştığını bize gösteriyor. Yine aynı şekilde fuhuşun yayılmasıyla birlikte toplum içerisinde hem kadının bir meta haline getirilmesi hem de toplumun düşürülmeye çalışması kadının şahsında yine toplumdaki kültürü, gelenek kültürünün direnişi yok etmeye hedefliyor. Baktığımızda yine ajanlaştırma da yine benzer bir politika. Kürt gençleri içerisinde Kürdistan'da bir genç bir mücadeleye katılmaya çalıştığında ajanlaştırılarak düşürülmeye çalışılıyor. Kendi yolundan saptırılmaya çalışıyor. Aslında özel savaş politikaları bu üç ayak üzerine ilerliyor ve çeşitli diğer yöntemleri de var. Bu ideolojik olarak bir gencin bir arayışına, bir ideolojik arayışa yöneldiğinde bir genç bu arayışı engellemek için özel savaş politikaları devreye giriyor. Asimilasyon dediğimiz hafızasızlaştırma dediğimiz aslında kendi tarihini bilmeyen, kendi devrimci mücadele tarihini bilmeyen gençlik aslında kendine olan güvenini kaybediyor. Devrimci özne haline gelme yolunu kaybediyor. Bugün İmralı'daki tecitten bahsediyoruz. İmralı'daki tecit aslında özel savaşın bir parçası. Abdullah Öcalan'ın paradigması uygulanan tecit aslında o paradigmayı okuyabilecek, o paradigmadan esinlenebilecek herkes uygulanıyor. Yine özel savaş zaman ve mekandan bağımsız olarak hem medya aracılığıyla hem toplum içerisinde eleştirilen belli güçler aracılığıyla sürdürülüyor. Genç kadınlara yönelik sürekli artan özellikle Kürdistan'da kolluk güçlerinin genç kadınları kandırma, onlarla birlikte olma yoluyla ortaya koyduğu bir sürü faillik durumları var. Bunlar da yine toplumun direniş şöbeği olan kadını hedef alıyor. Aslında özel savaş politikalarına karşı verilebilecek en güzel mücadele örgütlü mücadeledir. Bugün kimliğin şuradan ele almak gerekebilir. Sistemin saldırdığı noktadan kendimizi örgütlememiz gerekiyor. Bugün eğer devlet, bugün eğer egemenler bir gencin örgütlenmesinden korkuyorsa bir gencin örgütlenmesi gerekiyor. Bugün bir gencin, 5 gencin bir araya gelip bir ideoloji, bir fikri tartışmasından korkuyorsa devlet bu 5 gencin bir araya gelerek bu ideoloji, bu fikri tartışması gerekiyor. Bugün bizim karşımıza konan antitezler neyse bunların karşısında bu noktalardan hareket edip örgütlenmek gerekiyor. Yine aynı zamanda kendi kültürünün, kendi tarihini okuyarak bilinçlenmek lazım. Bugün az önce bahsettiğimiz devrimci özneleşme özgünlüğü alması için bir gencin tarihini, kültürünü, mücadelesini bilmesi gerekiyor. İçerisinde olduğu toplumun komünal değerlerini yeniden görmesi gerekiyor. Biraz da aslında öze dönüş diyebileceğimiz tırnak içerisinden özden kastımız kendini yeniden hatırlaması, bunun özel savaş politikayla başlıyor. Bir bilinçlenme gerekiyor. Gün 24 saat, günün her saati, her pratiğiyle karşımızda duruyor. Gençlerin de bu zihin açıklığıyla, bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Bazen yaptığımız ufak bir hareketin özel savaşa hizmet ettiğini bilmemiz gerekiyor. Özel savaşın kapsamının genişliğinin olduğunu anlarsak ona karşı daha iyi mücadele edebiliriz. Bunun yolda her bireyin kendini örgütlemesi ve aynı zamanda eğitmesiyle gelir. Bugün o özel savaş politikaları dediğimiz şeylerin en önemli iki tane ayıktı. Bir fuhuş, bir de uyuşturucu meselesidir. İkisiyle de biri kadın bedeni metalaştırırken birisi de bilinci, kitlelerdeki bilinci yok etmeye çalışıyor. Çünkü ikisi de çok önemli rejim için. Kendisini yeniden üretmek ve yeniden inşa ederken bu iki mesele yani kadın bedeni ve özellikle fikirler üzerinden kitleleri geriye çekmek, kitlelerin geri yanları üzerinden bir kendisini örgütlemek ki bu dönem iktidarın rengi faşizm olduğu için kitlelerin geri yanları üzerinden faşizmi örgütleme aracı olarak da buraları görüyor. Fuhuş ve uyuşturucu baronlarının cirit attığı okul bahçelerinde artık rahat bir şekilde gezinebildiğini görebiliyoruz diyebilirim. Gücün tümünü elinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz ve bu gücü kendi ideolojik politik gelişimi için her yanına topluca kullanabiliyor. Kitlelerin geri yanlarını örgütlemede de çok hakikaten artık donanımlı, deneyimli, tecrübeli bir rejimden bahsediyoruz. Elbette ki bunlarla mücadele biçimlerimiz devam edecek fakat şöyle yani geldiği nokta itibariyle bu meselenin ne kadar ciddi bir mesele olduğunu, elzem olduğunu ve bununla mücadele etmenin gerekliliklerinin gün gibi ihtiyaç olduğunu gösteriyor bize. Birkaç örnek de söyleyebiliriz. Mesela bugün Dersim'deyiz mesela. Dersim'de sıklıkla şundan bahsedilir mesela. Gençler yok. Şimdi bu yalnız başına masum bir göç değildir. Yani bu göç politikaları kalanların yozlaştığını, kalmayanların da göçtüğünü ve göçerken de tabii hem zihinsel göçü de beraberden yaşadı ve bilincini de o politik, ideolojik aklında yitirdiğini görüyoruz. O yüzden rejimin burada yapmak istediği politik politik, ideolojik meselelerin, yani o özel harbin aslında bir etkisidir. Bugün mesela Dersim gibi bir yerde bile, hani bizimdir, bizim kalemizdir diye dediğimiz bir yerde bile bir etkinlikte gençlerin olmayışı, bu da özel harbin bir sonucudur. Halay yalnızca bir eğlence kültürü değildir. Halayın zılgıtı bir direnişin zılgıtıdır. Zindanlardan yükselen, kökünü zindanlardan alan bir şeydir. Özellikle Kürt halkının hakikaten direnişinin sembolü haline gelen Nevrozlarda, 1 Mayıs'larda, işgal direnişlerinde vesaire Kürt halkının kendi direnişini, kendi hakikaten bütün bir bedeniyle de dile getirdiği bir şeydi. Halay o yüzden basit şey değildir. Egemenler de bunu biliyor. Yani senin bu topraklarda halay çekmenin, zılgıt çekmenin zindanlardan yükselen seslerle buluştuğunu çok iyi biliyor. Çünkü bir hep direniş halayı deriz, eylem halayı deriz yani. Halay kendi başına yalnızca diğer bütün oyunlardan farklı olan budur. Yani eylemselliğin içerisinden var eden ve kendisini sürekli direngenlikle ifade eden bir yerdir. Bugün o halaylara saldırılması aslında Kürt özgürlük mücadelesine saldırmaktır. Bugün o halayın sesinin susturulması, isyan sesinin susturulmasıdır. O zılgıtın terörize edilmesinin gerekçesi Kürt özgürlük mücadelesini veren gençlerin, yurtseverlerin, devrimcilerin sesinin kısılması demektir. Yani iktidar masum değildir kesinlikle bu hamlelerle ve yine tabii kültürel hegemonya kurmak açısından da senin kültürünü, senin dilini yok etmeye çalışma hamlelerinin bir tanesi, o da özel harp meselesinin yine farklı bir yansımasıdır yani. Bu da özel harptir. Neticede kültürünü, örf adetlerini yok ederek bir yandan sonra da senin kimliğini yok etmeye çalışıyor. O yüzden bu da önemlidir ve biz halayımızı şey yaparken, sahiplenirken aynı zamanda bir direnişi de sahiplendiğimizin farkında olmalıyız. Her yer bizim için bir direniş meydanısa, her yerde bizim için halay meydanıdır diyebilirim. Bugün emeğin, doğanın, yaşamın, kadının, her şeyin düşmanı bir rejimle karşı karşıyayız. Bugün kendimize sormamız gereken çok net bir tane soru var. Ya bu düzenin karşısında örgütlü mücadeleyle yan yana geleceğiz, sektör, dar grupçu yanlarımızı bir kenara bırakarak, bireysel acılarımızı ve sancılarımızı bir kenara bırakarak rejimin karşısında örgütlü bir mücadeleyle mücadele edeceğiz, ya da rejim bizi özel harpla ya da baskı aygıtlarıyla bizleri teslim almaya çalışacak. O yüzden bütün bu rejimin karşısında bizim yegane bir gücümüz var, o da örgütlü mücadele, faşizme karşı özellikle faşizme karşı birleşik mücadelenin mayasını tuturan bütün gündemlerle bir araya gelmektir. İktidarın, rejimin en fazla korktuğu şey de kitlelerin örgütlü mücadelesidir. Çünkü örgütlü kitlelere yaptığı baskından da bunu çok net bir şekilde okuyabiliyoruz.